Soru: Allah kötülüğü nasıl bir maksatla yaratmıştır? Cevap: Allah kötülüğü yaratmış mıdır gerçekten? Hayır, haşa. Sübhanallah, Allah noksan sıfatlardan münezzehtir demektir. O kötü bir şey yapmaz. Peki Allah kısalığı neden yaratmış diye sorar mısınız? Herkes uzun olsaydı keşke diye düşünür müsünüz? Herkes ve her şey aynı uzunlukta olmalıydı ki kısalık diye bir şey olmasın. Her şeyin aynı uzunlukta olduğu bir yerde uzamak da olmaz. O halde uzatan da olmaz. Ya da Allah karanlığı neden yaratmış? Her taraf apaydınlık olsaydı, tıpkı gözümüzün önünde sürekli stadyumlardaki spot lambası var gibi bir durumda bile yaşasaydık, sadece bir şey birazcık, minnacık daha az aydınlık olsa, karanlık yine var olurdu. Her şeyin aynı aydınlıkta olduğu bir yerde tenvir olmaz, aydınlatma olmaz. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır da olmazdı. Bir örnek daha verelim. Soğuk neden yaratılmış mesela? Bunu da düşünelim. Her şey sıcak olsaydı, öyle ki aynı sıcaklıkta olsaydı nasıl olurdu? İşte bu durumda bile tek bir şey bir derece soğuk olsa soğukluk yine var olurdu. O yüzden her şey aynı sıcaklıkta olmalıydı ki soğuktan bahsedemeyelim. Böyle bir durumda da ısınma olmazdı, güneş ısıtmazdı, ısı makineleri olmazdı, ışıtan görünmezdi, hareket olmazdı. Ya da her şey çok güzel olsaydı ne olurdu acaba? İşte bu durumda da bir şey, bir diğerinden çok az daha güzel oldu mu çirkinlik ortaya çıkardı. Bu yüzden Allah neden çirkinliği yaratmış demek, her şey aynı güzellikte olsun demektir. O halde de tezyin olmaz, cemal görünmezdi. Kelam ilminde bu isimlere hakaik-i nisbiye, ilgili fiillere de umur-u itibari denir. Bunlar yaratılmazlar, halk edilmezler, mahluk değillerdir, mec'uldürler. İngilizce'deki assignment gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyi kılmak. Elinizdeki sopayı yere saplarsanız, onu direk kılarsınız. Sopadan destek alıp yürürseniz, onu baston kılarsınız. Ama direk yaratmaz, baston yaratmazsınız. Yaptığınız şey icaldir, halk değildir. Kötülüğün de yukarıda sayılan diğer kavramlar gibi hakiki mutlak varlığı yoktur, esası yokluktur. Hakaik-i nisbiye denilen bu kavramların varlığı ile Allah'ın esması tebarüz eder. Rezzak, Rahman, Rahim, Şafi, Kadir, Mu'in gibi isimler ortaya çıkar. Farklı bir örnek olarak ateşi düşünelim. Ateşi insanların yemek pişirmek veya ısınmak için kullanması onu faydalı, sorulan soruya göre iyi yapar. Bununla beraber o ateşi masum bir kimsenin evini yakmak için kullanmak, o ateşi zararlı, sorulan soruya göre ise kötü yapar. Allah ateşi yaratmıştır. Ateşle masum insanların evlerini yakmayı değil. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet, her şey ya bizatihi ya da neticesi itibariyle güzeldir. Bizatihi güzel olana hüsnü bizzat, neticesiyle güzel olana da hüsnü bilgayr denilir.